Efendim toplantımızın bu bölümünde öncelikle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu siz değerli muhtarlarımızı dinleyecek ve sizlerin sorularınızı not edecek. Sizlerin sorularının sonrasında Sayın Genel Başkanımız konuşmasını gerçekleştirecektir. Şimdi toplantımızı Sinop Milletvekilimiz Barış Karadeniz yönetecek. Sizler buyurduğunuz yerlerden işaret gösterdiğinizde telsiz mikrofonlarla arkadaşlarım yardımcı olacaklar size. Barış Bey buyurunuz lütfen. Evet sevgili muhtarlarım, öncelikle Sayın Genel Başkanım güzel ilimize hoş geldiniz efendim. Saygılar sunuyorum. Sayın muhtarlarım, 9 ilçeden muhtarlarımız burada. Hepinize hoş geldiniz diyorum. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun. Evet, bu programımızın ilk gündemi sevgili muhtarlarımızın sorularını almak, dinlemek ve sonra Sayın Genel Başkanımız sizlere muhtarlarımızın sorularıyla ilgili cevaplar vereceklerdir. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, buyurun. İstersen efendim siz söylüyorsunuz ya bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz diye küçük bir öğrenme. Değerli arkadaşlarım, şimdi sizlere söz verilecek. Sizden sadece şunu istiyorum. Elbette sorunları dile getireceksiniz. Bana arzu ettiğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ya acaba şu soru genel başkana sorulur mu? Hayır, sorulur. Ya acaba şu soruyu sorsam genel başkanı üzer miyim? Üzülmem. Türkiye'de madem ki bir aradayız, madem ki aynı vatanda, bu güzel vatanda, bayrağımızın altında yaşıyoruz. Siyasetçinin samimi olması lazım. Sizlerin aklına gelen her soruyu benimle ilgili, partiyle ilgili, Türkiye ile ilgili ne olursa rahatlıkla sorabilirsiniz. Alınmam. Oturacağız, konuşacağız. Sizin de sorunlarınız var, memleketin de sorunları var. Bütün meselenin sorunları çözmektir. Akıl yoluyla, bilim yoluyla, erdemle, bilgiyle sorunları çözmektir. O açıdan aklınıza gelen her soruyu rahatlıkla elinizi kaldırın, soruları sorun. Ben de bütün bu sorulara büyük bir samimiyetle cevap vereceğim. Büyük bir samimiyetle. Bunu baştan ifade edeyim. Tekrar hepinize teşekkür ederim arkadaşlarım. Evet, mikrofon kimdeyse arkadaşlarımız soru soracak muhtarlarımıza iletebilirler. Evet. El kaldırabilir. Arkadaşlar. Büşra Hanım. Evet, orada bir muhtarımız. Evet, konuşmak isteyen muhtarlarımız el kaldırarak sıralama yapabiliriz. Evet muhtarım. Öncelikle Sayın Başkanımıza hoş geldin diyoruz. Bizi memnun ettiniz. Benim köylerde gördüğüm yerleşik alanlarında vatandaş emekli oluyor, köye geliyor, bir ev yaptıracak. İlk önce 15-20 bin lirası varsa bu o parayı plan projesini istiyorlar. Bu olumsuzlukların bir tanesi. Bir tanesi de babadan kalma vatandaşın evi var. İki kardeş, birisi altta oturacak, birisi üstte oturacak. İkinci kata elektrik alamıyor bağımsız olarak. Bunun sebebine bilmem kaç yılda yapılmış olacakmış, o bilmem neler. Yine buna bağlı bir sorunumuz daha var. Biliyorsunuz köylerimizde altyapı yok. Kanalizasyon çukurları var, o da sağlıksız değil. Buna bağlı olarak da vatandaşın 10 dönüm tarlası var. 5 kardeşler 10 dönüm tarlasında bir kardeş ev yapabiliyor. Diğer kardeşleri yapma imkanı yok. Nedenmiş? Bir parsele bir ev yapılırmış. Bu köylerde çok büyük sorunlar yaratıyor. Vatandaş şaşkaza yaptığı evini elektrik alamıyor. Elektrik almak çok külfiyet. Bu gibi köydeki yerleşimlere, bu gibi çalışmalarda biraz kolaylık tanınırsa vatandaşlar da memnun olur. Yerleşimlerde planlı şekilde yapılsın istiyoruz ama bu kadar vatandaşın üzerine gelinmesin. Bu sorunlarımdan bir tanesi. İkinci bir sorun var. Ben köyde yaşıyorum.
köyde önceden 70 yaşındaki insanla 7 yaşındaki insan verimli oluyordu. Ne yapıyordu 70 yaşındaki, hiç yanılmıyorsa evi bekliyordu. 7 yaşındaki çocuk kuzu gidiyordu. Bugün baktığımız zaman pazardan hep alıyoruz, hep alıyoruz. Pazarda satacak bir şey yok. Pazara getireceğim bir şey. Hep al, tüketiyoruz. Hep tüketiyoruz. Bu yani köyde yaşayan için çok iyi bir şey değil. Vatandaşlarımızı bilinçlendirerek az da olsa en azından 10 tavuk beslemeye, 2 kuzu beslemeye veya de bağına bahçesine bir şeyler yapmaya, ziraat mühendislerinin orada oturacaklarına, köylere gelip köylerle çalışmasını istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Bunlarla ilgilenirse çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Sevgili muhtarım, soru soracak muhtarlarımız aynı zamanda kendini tanıtırsa Sayın Genel Başkanımız da... Özür dilerim. Ben Altın Yayla Köyü Muhtarı Kasım Tayakçı, emekli öğretmen. Gerze ilçemizin, evet. Sayın Genel Başkan, sayın milletvekillerim, hepiniz hoş geldiniz. Ben Sünap Ayancık, Cemşenköy Muhtarı Oktay Özkan. İki tane sorum var. İki tane siyasi. Bir tanesi köylerle ilgili. Sayın Başkanım, YEPAŞ'la ilgili çok büyük sorun yaşıyoruz bölgemizde. Bu konuda sizlerden yardım bekliyoruz. Diğer iki tane soracağım konu da siyasidir. Şöyle belirteyim. CHP'mizin Atatürk'ün kurmuş olduğu bir partinin HDP çizgisine gittiğine dair genel bir yayılan görüş var. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Bir de benim büyük dedem Yastada'da hapis yatmıştır 4 sene darbe sürecinde. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi, ben bunları da merak ediyorum. Sizden istirham ederim. Tekrar sağ olun, teşekkür ediyorum. Evet, sevgili muhtarım. Boyabat Yeni Camili Köyü Muhtarı. Başkanım hoş geldiniz. Şimdi şu anda ben bu ikinci senem yeni muhtarım. Boyabat bölgede hiçbir köye orman işletmesi eskiden köy kesimi diye odun veriyordu. Yani köylere şu anda orman deposu hariç odun verilmiyor hiçbir köye. Bu son 2 senedir veya 3. senesi galiba değiştirmişler bir maddeyi. Yalnız yani bir köyün alacağı 100 star, 150 star odun. Zaten köylü gariban, parası yok. Gidip istetmeden 10 star odunu zorla alıyor. Biz bunu birkaç kere bir başka platformla dile getirdik. Bir sonuç alamadı. Birincisi bu. İkincisi de su olayları. Yani küresel ısınma var. Haddinden fazla da su kaynakları kurudu. Bütün yani bizim bölgedeki çoğu kurudu kaynakların. Bununla alakalı bir çalışma. Baraj. Hatta sayın vekilimize bir konuyu anlatmıştım. Bir baraj olayı vardı, iptal oldu Boyabat'ta. Yani sayın muhtarım da burada, kendisi daha konuya hakim. Biraz daha çünkü kendi bölgelerinde Fahra Barajı ile alakalı. Şu anda maden teknik arama etüt çalışması falan yapıyor. Yani tam aşama ne olduğunu biz bilgimiz yok, yani o kadar tam derinden bilmiyoruz. Ama biliyorsunuz köylüyle yani köylerin bu odunla alakalı işte sıkıntısı var, bayağıdır var. Aslında çok basit bir şeymiş ama bilmiyoruz niye böyle. Onu sorarsanız yani şu anda Sinop, Ayancık, Gerze, Boyabat, Saraydüzü, Durağan, senede bilmiyorum ama en kötü şeyden 120 milyon star odun kesiyorlar. Yani bakın bu şeyler de var. Ki kalmış yani 1000 star, 2000 star koyun odun kesmesinin ne sakıncası var onu anlayamadım ben. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet muhtarım, buyurun.
Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekillerim, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Türkiye ilçesi Gündoğdu Köyü Muhtarı Bahattin Yıldız. Derdimiz köyümüzde yüksek öğretim öğrencileri çok. Ama köyümüzde maalesef internet sorunumuz var. Türkiye'nin en yakın köyü benim köyüm. Ama maalesef öğrencilerimiz bu konuda çok mağdur. Bununla ilgilenmenizi istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, teşekkür ederiz Sayın Muhtarım. Genel Başkan, Sayın Milletvekillerim hoş geldiniz. Ben Sinop, Boyabat, Doğuca Köyü Muhtarıyım. Muhtarlarım oradan genel ihtiyaçlarını söylüyorlar ama ben şunu soracağım. Benim 200 seçmenim var. 200'ün 200'ü de CHP'ye çıkıyor. Benim suyum yok. Yolum yok. Karayüzlerim yok. Benim tek suçum CHP'ye oy vermek. Yani ben bundan önceki muhtarlar da devletine bu sıkıntıyı çekmiş. Ben 41 yaşımdayım. Muhtar oldum 2. senem. Ben de bu sıkıntıyı çekiyorum. Yani benim köyümün durumu ne olacak? Ben bunu soracaktım sadece. Evet, teşekkür ederiz Sayın Muhtarım. Evet. Sayın Genel Başkanım, Boyabat Dairi Köyü Muhtarı Cengiz Sarıoğlu. Sayın Başkanım, sizlere 3 tane sorum olacak. Kabul buyursanız. İktidara geldiğinizde köyleri cazip hale nasıl getireceksiniz? Projeniz nedir? Şehirlerden göçü köye nasıl götüreceğiz? Köylerden şehirlere değil. Şehirden dönüşü nasıl sağlayacağız? Bizim Boyabat muhtarlığı yapmış olduğum köy çeltik yöneticisi. Biz pompaların, tarımsal sulama amaçlı pompaların geri dönüşüm parasını ödeyemiyoruz. Sıkıntı çekiyoruz. Yani ürettiğimiz ürünler milli serbestse neden pompaları devlet vurmuyor, bizden geri dönüşüm parası alıyor? Bir. İkinci sorum, elektrik enerji bedeli. Biz ödemede çok zorluk çekiyoruz. En küçük köyün dahi 150, 200, 300 bu şekilde ödemeleri var. Elektrik enerji bedelleri. Siz iktidara geldiğiniz zaman ne kadar hibe ya da ben hiçbirisini almayacağım, milli servettir. Tarımla ilgili politikanız ne? Üçüncü sorum, milletvekillerim sizi ne kadar yönlendiriyor? Sinop ve il ve ilçeleri özellikle tarıma dayalı orman. Meralarımız ve yaylalarımız çoktur. Hayvancılıkla ilgili projeniz nedir? Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Muhtarım. Sağ olun. Sayın Genel Başkanım, Sayın Milletvekilim, sunumumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, bizlere onur verdiniz. Adım Yaşar Aydın, Ayancık Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı ve Sof Köyü Muhtarıyım. Sayın Genel Başkanım, teşekkür ediyorum. Bir grup toplantısında gündeme getirdiniz, dinledim. Sizlerden istirhamım, 1926 yılında çıkan muhtarlar yasası ile alakalı daha fazla dinlendirip, gündeme getirip bunu İktidar Partisi ile ve diğer partilerle istişare yaparak muhtarlar yasasının değişmesi ile alakalı biraz daha fazla çaba sarf etmenizi istirham ediyorum. Muhtar arkadaşlarımız en ufak bir işe olduklarında İlçe başkanı, encümenler, kaymakam, il başkanlarına sık sık kapılarında beklemek durumunda kalıyorlar. Cumhurbaşkanımızın da söylemleri doğrultusunda ki tekrar teşekkür ediyorum bu konuya siz daha fazla değiniyorsunuz ama her nedense muhtarlarımızın anayasada, yasalarda hiçbir yetkisi yok. Ama deniliyor ki muhtarlar demokrasinin temel taşları. Evet doğru. Temel taşlarıyız ama bu temel taşların uzamasıyla, iyileşmesiyle, büyümesiyle alakalı her nedense bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten iktidar partilerimiz ve yetkililerimiz en ufak bir çalışma yapmamışlar.
muhtarlarımıza her yıl yapılacak işlerle alakalı belli bir ödenek attırılırsa en azından muhtarlarımız da köylülerine en güzel şekilde o yıl ne iş yapılacağını anlatırlar. Artık muhtarlarımız da kapı kapı dolaşmaktan en azından yorulmazlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Sayın Başkanım, değerli milletvekillerim, değerli yol arkadaşlarım, hepinize hoş geldiniz diyorum. Sayın Başkanım, sizden Türkeli Taci Ahmet Köyü. Türkeli Taci Ahmet Köyü muhtarı Ercan Karahmetoğlu. Sayın vekilimin doğduğu ve 12 yaşına kadar kaldığı köy sayın başkanım. Değerli bir muhtar arkadaşlarım da belki bunu değerlendirirler. Bu milli eğitimden kalan bize okullarımızın eğitim öğretim yapılmayan köylerde bu okullarımız perişan durumda. Bunlarla sizin bir görüşlerinizi almak istiyorum. Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Biz teşekkür ederiz sayın muhtarım. Deva Partisi ilçe başkanımız geldi. Hoş geldiniz. Sağ olun. Evet. Sayın genel başkanım, sayın milletvekilim, sinovumuza hoş geldiniz. Ben Sarayüzü Başıköy muhtarı Ekrem Altaylı. Sayın başkanım, çiftçimiz kan ağlıyor. Yani şu anda ben tarlama 200 dönüm buğday ektim, gübre atamıyorum. Gübrenin çuvalı olmuş 180 lira. Gerçekten köylü vatandaşlarımız perişan. Dışarıdan baktım her şey el bebek görünüyor ama maalesef öyle değil. Çiftçi kan ağlıyor. Bir de orman köylüsü olarak gerçekten muhtarıma katılıyorum. Köy odunu alamıyoruz. Vatandaş yakacağı bu sene zorla kışı geçirdik. 5 sitar, 10 sitar odun vermediler. 8 sitar en fazla. Böyle bir ülke biz yani buna yakışmıyor. Ha, bir de size sorum. Sayın Genel Başkanım, dürüst konuşuyorsunuz ama HDP ile sizinle şeye ona karşı çıkıyorum. Saygımdır. Hepinize Allah'a ısmarladık. Teşekkür ederiz Sayın Muhtarım. Sevgili Başkanım, Gümre'den hoş geldiniz, safa geldiniz. Sinop Ayancık Yenciköy Muhtarı Sadık Yaşar. Sayın Başkanım, büyük bir sıkıntı. Yıllardan beri köyümün bir CHP yönelik olmasından büyük sıkıntılar çekiyorum. Bunun yarısına 40 seneden beri gelen babamın, rahmetli babamın muhtarlığından beri gelen bu orman kanununda 3-5 gün bir müsaade veriliyordu köylü odununa. Bu da yok. Sevgili Başkanım, şimdiden çok çok teşekkür ederim. Bir ara beni bir telefondan arasanız ben çok doluyum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sayın Muhtar. Ayancık Çaybaşı Köyü Muhtarı Engin Şentürk. Sayın Genel Başkanım, öncelikle memleketimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Efendim, konuşmalarınızı dikkatli bir şekilde takip ediyorum. Sadece şimdi değil, uzun zamandır takip ediyorum, dinliyorum. Erken veya zamanında yapılacak genel seçimde iktidar olursanız ya da Millet İttifakı ile birlikte iktidar olursanız temennimiz o yöndedir ki, kendi adıma söyleyeyim, temennim o yöndedir ki sizi ve Sinop milletvekilimizi genel merkezde ziyaret etmek isterim. Kabul ederseniz 3 seçenek var. 1. Teşekkür etmek için. 2. Hizmet taleplerimi dile getirmek için. 3. Kameralar karşısında eleştirmek için. Teşekkür ederim, saygılar sunarım. Biz teşekkür ederiz Sayın Muhtarım. Genel Başkanımız iktidar şu anda seçim olmasa bile her zaman kapısı açık, buyurup gelebilirsiniz. Sağ olun. Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz. Ben Ayancık Bakırlı Köyü Muhtarı Mehmet Yüksel. Daha önceki yıllarda orman işletmeleri, Ayancık Orman İşletmesi 150 bin metreküp keserken şu anda 250'nin 300 bini buldu. Yani ormanlar bir şekilde bitiyor. Yani Sefece, yani Yongapan gibi Sefece bunların şeyine
tamamen ormanlar yok oluyor. Yani sular kesildi. Bütün köylerin suları kesildi. Geçen sene çok köyümüzü şu anda Ayanç'taki köylerin %60'ında sular kesildi. Bir de bize Sinop'un tüm geneline Ankara'dan aktarılan para çok az. Yani bizim Sinop çok balkanlık olduğundan yollarımız çok kötü. Mesela şimdi orman köylerinde asfalt yapılmak isteniliyor. Muhtarlar istiyor asfalt yapılmasını. Sayın mesela kaymakam diyor ki ya sen kesim sürütme yapıyorsun diyor. Ya kesim sürütme yapmasan zaten Ayancık'ın hiçbir geliri yok. Yapmak zorunda, yani tarım da yok Ayancık'ta. Mecbur yapıyoruz ama para da az olduğu için kesim sürütme yapıyorsun. Şarampola yıkılıyor kereste. Bu asfalt bozuluyor diyor. Ya betona geçiyorsun, beton da olmuyor. Yani bir şekilde menfezleri sık uymadıkları için oluyor, para az geliyor. Bu konuda bakanlığına bir işbirliği yapıp yani Sinop'a tamamına bir paranın yüksek gelip dağılımı iyi olursa orman köylüsü değil tüm muhtarların köylerinin yolları bozulmaz. Yani menfezler çok sık olması lazım. 50'lik menfez koyuyorlar, hiçbir şeye yaramıyor, dıkanıyor. Ondan sonra yolla bozuluyor. Bir dahaki sene bir daha. Mesela şimdi geçen sene 600 bin lira bir para geldi Ayancı'ya. Çok bir iş yapılmadı. Yani bu gidişatıyla tamamen yani muhtarların derdi bitmesi mümkün değil. Bir de TEDAŞ özelleşti. Hiç bakılmıyor. Mesela şöyle diyeyim. 1984 yılında dikildi direkler. Hala bir tane direk yenilenmedi. Çok koyu. Yani bir 15 santim kar yağdı mıydı bazı köylerimiz öyle ki bir hafta ceyransız kalıyor. Yani bununla ilgilenemiyor çünkü kaymakam vali de ben diyor bir şey diyemiyorum özelleşti diyor. Yani bu konuda telefon sorunları yine aynı. Bir de şunu söylemek istiyorum acaba şimdi tarım yok bizim belediyeler aracılığıyla seracılığa geçebilir miyiz köylerde? En azından vatandaş kendi işi, en azından marulun ıspanağını gibi bazı şeyleri pazara ihtiyacı kalmadan yani bunu yapması gerekiyor. Şeyde bizim tarımda yani ilçe tarımda, il tarımda tamamen hiçbir köye gidip de şu fidan şöyle dikilecek veyahut da şu aşı böyle yapılacak bugüne kadar ben 6. dönem muhtarım hiç görmedim. Sadece bir aşı yapma şeyi var. Bir de kooperatiflerin genel kurullarına geliyorlar. Başka bu konuda hiçbir şey yok. Ayancık olsun, Sinop'un tüm genel muhtarlarının bir de kanalizasyon sorunu var. Yani kanalizasyon şu anda Sinop'un öyle tahmin ediyorum ki %80'inde yok. Yani çukurlar açılmış eski zaman çukurlarıyla öyle idare ediyoruz. Yani bazı öyle oluyor ki belediyelere yükleniyoruz. Yani yüklenmek zorunda kalıyoruz. Yani bu Sinop'a bir an önce sizin de yardımınızla paranın fazla gelmesini talep ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz Sayın Muhtarım. Evet, buyurun Muhtarım. Sayın Genel Başkanım. Öncelikle ilimize hoş geldiniz. Saraydüzü Yaylacılı Köyü Muhtarı Osman Akdoğan. Özür dilerim. Kilom itibariyle ayağa kalkamıyorum. Saygısızlıktan değil. Sayın Genel Başkanım, yiğidi öldürelim hakkını yemeyelim. Şimdi tarımda hibeler var. Tarım Bakanlığı bir hibeler yapıyor. Yukarıdan Ankara'dan diyor ki işte köylü vatandaşa Yaylacılı Köyü'ndeki Muhtar Osman Akdoğan'a diyor hayvancılık yaparsa ben işte 10 ineğine 100 milyar faizsiz kredi veriyorum diyor. Sayın Genel Başkanım oradan söyleniyor ama Yaylacı'daki Osman Akdoğan bu parayı alamıyor. Yani tarımdaki hibelerin hiçbiri köylüye ulaşmıyor Sayın Genel Başkanım. Şimdi bu tarım politikasında bir kere kesinlikle ve kesinlikle kökten bir değişiklik olması lazım. Yani Tarım Bakanlığı'nda kim ne yapıyor inanın bilmiyor. Geçenlerde Sayın Genel Başkanım Ağrı'dan bir hayvan getirdik. İnanın pasaport konusunda 3 tane veteriner, 3'ü de ayrı bir kanun okuyor. Bir kulak küpesinden dahi bilgileri yok. Ha bu oradaki veteriner arkadaşın bilgisizliğinden değil. Ankara'dan düğmeye basanların eksiğinden. Orada söylenenlerin hiçbiri kırsalda uygulanmıyor Sayın Genel Başkanım.
Köylü hibelerin burada muhtar abilerim var. Benden daha büyükler var. Benim köyüme gelen hiçbir genç hibe alamıyor. Şu anda benim köyümde cezaevinden çıkan bir kardeşimiz var. Hibe almak istiyor. Alamıyor. Koskep bir yatırım yapıyor. Ya köyden bir genç diyor ki işte ben şunu alayım. İşte ben bardak makinesi kurayım. İşte ben 10 tane inek alayım. Alamıyor. İkinci bir problemimiz Sayın Genel Başkanım. TEDAŞ özelleştiği için inanın TEDAŞ ilçelerde ve köylerde mafyavari bir dağıtım yapıyor. Ticaret yapıyor diyelim. Dağıtım da yapıyor demeyelim. Yani mafyavari bir ticaret yapıyor. Bunun önüne bir kere kesinlikle geçilmesi lazım. Benim önceki abilerimden dinlediğim, bildiğim yaşım itibariyle oralara yetişemedim Sayın Genel Başkanım. Eskiden özel idarede, köylerde projeler vardı. Parasına göre vatandaş giderdi. 50 metrekare ev yapacaksa özel idareye, imar işlerine giderdi. Ya benim 50 metrekarelik bir eve bütçem yetiyor. Bana bir proje verin. Giderdi vatandaş oradan o projeyi alırdı, gelirdi. Projesini uygulardı. İmar kanunu güzel bir şey. Köylerde tamam imarlı yapılar olsun. Ama Sayın Genel Başkanım, Yaylacılı Köyü merkez mahallede bir vatandaş ev inşaatına kazma vurabilmek için 20 bin lira para harcamak zorunda. Daha hiçbir şey yokken Sayın Genel Başkanım, 20 bin lira para harcamak zorunda. İl özel idaresindeki imar işleri müdürlüğü niye var? Bunun yüzünden zaten elektrik bağlanmama nedeni de bu imar işlerinden gelen sıkıntıdan doğru zaten Genel Başkanım. Yani bu imar işlerinde bu tek tip projeler, işte üç tip projeler olsa imar işleri müdürlüğünde vatandaş gidip dışarıdaki imar mimarlara, mühendislere, buradan yani mimar mühendislere de bir şey demek istemiyorum. Onda yanlış anlaşılmasın. Soyulmasa. Köylü soyuluyor bu imar işlerinde. Köylüde para yok. Ben şimdi imar müdürlüğüne gidip köyüme ev yapacağım. Ya ben 50 metrekare ev yapacağım kardeşim. Bana bir proje verin oradan diyemiyorum Sayın Genel Başkanım. Desem de uygulayamıyorum. Git diyor işte diyor. Ahmet'e çizdir, Mehmet'e çizdir, Kemal'a çizdir diyor. Varıyorsun 8 bin liradan 10 bin liradan kapatıyorlar. Vatandaş da zaten çiv almaya para yok. Adam emekli olmuş gelmiş 50-60 bin lira parası var. Dayı diyoruz köye ev yapmak için sen plan proje çizeceksin 20 bin lira lazım. Oo ben o zaman ev yapamam gideyim Boyabat'tan bir işte bir gece kondalayayım duruyun diyor. Yani bu çok önemli bir konu Sayın Genel Başkanım. Yani bu hani böyle ya dinledik geçtik Sinop'ta işte denecek bir konu değil. Değerli abilerim de konudan hepimiz muzdaribiz. Buradaki büyük abilerimiz de daha iyisini bilir. Üçüncü bir usta da Sayın Genel Başkanım ben Boyabat Barajı'ndan köyüm kalktı. 2011 yılında şirket bizi istediği gibi dağıttı. Bunun en büyük örneği de burada Sayın Atakum Belediye Başkanımız Cemil Deveci buralarda mıdır göremiyorum kendilerini. Köyümüzün avukatıydı daha önce. Sayın Genel Başkanım 10 yıl geçti. Öyle yaptık, böyle yaptık. Barajdan aldığımız paralarla birer ev yaptık. Yerleştik. 10 yıl geçti şirketin avukatı şu anda benim köylülerime icra gönderiyor. Bakın bu çok önemli Sayın Genel Başkanım. Sizden bu özel istirhamım. Sayın Cemil Deveci ile bu konuyu görüşün. Sayın Cemil Deveci'nin bürosuna ulaşamıyorum. Sizden rica ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım Engin Hocam. Milletvekili olmadan benden uzun 2000 aldın da gönderdiydim sen Ankara'ya. Ondan sonra ben battım senden bir sene sonra. Sayın Genel Başkanım sizden çok istirham ediyorum. Cemil Deveci'ye lütfen ulaşın. Lütfen ulaşın Sayın Genel Başkanım. Köylü şu anda icralık. Köylüye 10 yıl sonra icra geliyor Sayın Genel Başkanım. Yani devlet paramparça kaldırdı attı bizi. Yani hiç sahip olmadılar 2011 yılında. Bunu da göğsümü gere gere söylüyorum. 2011 yılında devlet bizi Boyabat Elektrik, Doğuş'un, Üçlü Konsorsiyum'un kaba tabirle, burada hanımefendiler var özür dilerim, kucağına attı. Paramparça da olduk. En iyi kurtulan da işlerinden biz olduk. Sayın Genel Başkanım, üçüncü bir husus. Buradaki abilerimizi memnun etmedikten sonra vallahi de billahi de iktidar olamazsınız. Yani
Şimdi deminden söyledim. Biraz fazla konuşacağım. Belki kızan abilerim olacak ama doluyum. Daha bu yakala 8 senedir muhtarım ben. Kemal abiyi daha ilk defa yakalayabildim. Kusura bakmayın. Kemal abi diyorum, samimiyetle diyorum. Kemal abi. Yakışıyor çünkü size Kemal abi. Sayın Kemal abi. İktidar köylünün yanına indiği için iktidar oluyor. Siz köylünün yanına inemiyorsunuz. Yani köylünün yanına ineceksiniz sayın başkanım. Köy bak deminden Doğuca muhtarımız dedi ki bir tek işte köyünde 200 oy var, 200 oy çıkarıyorum. Sayın muhtarım, Boyabat'ın hangi köyünde silme başka oy çıkıyor? Niye çıkmıyor sayın genel başkanım? Ben şimdi buradan öz eleştiri yapacağım. Siz dediniz ki konuşun, bana her şeyi sorun dedim. Sayın Barış Karadeniz'in daha geçen Halk Bankası'nın önünde yine davet ettim, gelmedi. Köyüme gelmedi. Gel kardeşim, oyun yoksa gel. Engin Altay milletvekili olmadan 1000-2000 aldı, daha geldi o. Başka yok, görmedik biz köyümüzde. Gel kardeşim, niye oturuyorsun? Gelmedin, benim köyüme gelmedin. Ben 8 senedir muhtarım, seni görmedim. 2011'den beri görmedim. Sayın Genel Başkanım, yani bunu sistem olarak da algılayın. Bunu ben sizin için konuşuyorum. Bu adamları memnun etmediğiniz sürece vallahi iktidar olamazsınız. Olamazsınız. Sayın Genel Başkanım, bir de Yaylacılı köyünün muzdarip olduğu, benim köylümün dediği, ya bu belki bizim kafamız almadığından, belki bir şeyleri görmediğimizden belki memnun olmuyoruz. Tabii ki siz daha iyisini bilirsiniz de bu HDP işi ya bizim moralimizi bozuyor. Yani bizim kafamıza yatmıyor, ya da öyle diyelim. Yani köylünün kafasına bu iş yatmıyor sayın genel başkan. Tamam, belki hani ya 5 milyon oyu vardır, 2 milyonu gelir, 3 milyonu gider, işte Aksaray'a çıkarken merdiven olur, ama yani olmuyor sayın genel başkanım. Vallahi uymuyor bize yani. Bizim köye uymuyor. Bu işe de bir akıl bulun. Olamıyoruz. Yani kafamız almıyor ya da orayı. Evet sayın muhtarım. Üçüncüsü sayın genel başkanım. 6 oldu muhtarım. Üçüncü, üçte takım. Köylerde özel kalem diyorsunuz ya muhtarlara. Ya özel kalem değil de bize birer bekçi kadrosu lazım. Şöyle arkamızı toparlamaya sayın genel başkanım. Saygılarımı sunalım Kemal abi. Avukatlık işinde senden bir cevap bekliyorum. Telefon numaramı yazın sayın genel başkanım. Çok teşekkür ederim. Abilerim özür dilerim. Hakkınızı yedim. Sayın muhtarım, biz teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Son iki soru alalım mı sayın genel başkanım? Zamanımız çünkü biraz sayın genel başkanımıza da sayın cevap vekilim, verecek. Evet. Sayın vekilim, Şimdi 2 yıldır ben orman işletmeyi, bütün muhtarların da bu konuya vakıftır. 2 yıldır köylü benden ihtiyaç istiyor, ihtiyaç kelesi istiyor orman işletmesinden. Yani 3 metre, 4 metre çatı yapacak, küves yapacak. Yani gidiyoruz, yazdırıyoruz vatandaşı, vermiyorlar. İşte 10 yıl ikametgahın olacak veya işte 5 yıl ikametgahın var, 5 yıl gidip tekrar gelmiş olmayacak. Yani neticede bir şeyi bahane ediyorlar. 1 metre kerestenin en kötüsü 1300 lira. 3 tane benim köyüme ahır yapmak isteyen var. İşleri de ağırlıkla keresteli olacak. Adam sırf kereste alamıyorum diye ahırını yapmıyor. Ondan sonra diyorsunuz ki işte ya millet köye dönsün, millet köyde ticaret yapsın. İşte millete yardımcı olalım. Yani bilmiyorum da bütün muhtarlarında vardır bu sorun. Ya ben 2 senedir bir tane köylüme 1 metre kereste alamadım. Alamıyorum. Niye alamayayım ki? Sebep ne yani? Orman işletmesi köylere kereste vermeyecekse kime verecek? Evet. Bakalım. Teşekkür ederim. Sayın muhtarlarım, son bir soru daha alalım. Evet. Sinop Merkez Gölü Köyü Muhtarı Durmuş Bilmez. Sayın Genel Başkanım, milletvekillerim hoş geldiniz. En büyük sıkıntımız, arkadaşlar da anlattılar, ben de tekrar söylemekte şey yapmıyorum. Elektrik konusunda çok büyük sıkıntılarımız var. Eskiden muhtarlarımızın yetkisi vardı. Eskiden yetkisi vardı muhtarlarımızın. Yani elektrik konusunda köylüye yardımcı olabiliyorduk. Proje falan çizdirebiliyorduk. Şu anda muhtarlardan bütün yetkiyi aldılar. Yani hiçbir söz hakkımız yok yani. Vatandaşa elektriği lazım. Ya benim köyümü yani şeydeki elektrik idaresi benden iyi mi biliyor?
Kime lazımsa biz projeyi çizdiriyorduk, gönderiyoruz, elektrik alıyorduk. Şu anda alamıyoruz. Bir de genel başkanım, sizden tek ricam var. Şöyle, demokrasi demokrasi. Ben 70 yaşındayım, bana demokrasi hiç lazım olmadı ama demokrasi en çok kime lazım genel başkanım? Bu hırsızlar, şerefsizler, namussuzlara lazım. Ya bunlara da biraz da şey yapalım, yani aşağıdakilerine bakalım, hep yukarıya bakmayalım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Muhtarım. Son sözümüzü Sayın Muhtarımıza, Dernek Başkanımıza verelim. Sonra Sayın Genel Başkanımıza bırakalım. Sayın Genel Başkanım, ben Türkiye'li Yeşiloba Köyü Muhtarıyım. Muhtarlar Dernek Başkanıyım. Muhtarlarımızın adına protokolü selamlıyorum. İlimize hoş geldiniz diyorum. İlimizin genel durumu beş arkadaş da anlatsa üç aşağı beş yukarı eşit çaplarda ilimizin, ilçemizin Türkeli, Ayancık, Bayabat, Saraydüzü diye bir farkımız yok. Hepimizin eksikleri ortada. Birinci önerim, isteğimiz köylerimizdeki bu kaçak inşaat dediğimiz inşaatların ruhsatlara dönüşmemesinin bir defa daha imar barışı. Bir sefer daha önerimiz olur, isteğimiz olur, talebimiz olur. Vatandaş olarak, muhtar olarak devlete para vermek istiyoruz. Parayı da veremiyoruz. Nasıl bir iş ise oraya da ulaşamadık. İkincisi, ben şoförlü olası başkanıyım. Herhalde biraz sonra öyle bir toplantı olacak sivil toplum örgütleriyle alakalı. Belki katılamayacağız muhtar arkadaşlarımızdan, dönüş yapacağız. Şoför esnafının yürüyecek hali olmayan şoför esnafının, zannediyorum buradaki muhtar arkadaşların %80'i de nakliyeci. Ben de nakliyeciyim. Bu nakliyecilerin yürüyecek hali yok. Meclisten bir talebimiz, bir önerimiz, en azından belgeleri üzerimizden kaldırsınlar yeter. Belgemiz bizim, sağlığımız zaten var. Devlet bize bir tane ehliyet vermiş. Bu ehliyetle biz kamyon kullanmasını, minibüs kullanmasını, taksi kullanmasını, şehirler arası otobüs kullanmasını zaten biliyoruz. Bunun üzerine o belge para, bu belge para. Biz artık şoför esnafı olarak geçinemez, yürüyemez, yürüyemeyecek halde olan arabacılarımızın size selamını götürdük. Tekrar protokolü selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık diyorum. Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Muhtarlarım. Başımızın tacısınız, yoldaşımızsınız, muhtarlarımız, her şeyimiz. Son sözümüzü de Merkez İlçe Muhtarımız Sabahattin abimize verelim. Mahalle muhtarımız. Sayın Genel Başkanım, milletvekillerim, belediye başkanım, il genel meclis üyelerim, İyi Parti başkanımız burada, o da hoş geldin diyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Sinop Merkez Mahalle Muhtarı Sabahattin Tavan. Aynı zamanda da köy çocuğuyum. Şimdi burada bütün muhtarlarımızın sorunları dile geldi. Bana konuşacak bir şey kalmadı ama yine de ben Merkez Mahallesi muhtarı olarak bazı konulara değinmek istiyorum. Şimdi tüm muhtarlarımızın sorunları var. Hepsi konuşacak ama konuşacak yani ben de Merkez Mahallesi olarak bir konuşmak istedim. Şimdi bir yıldan beri pandemi vurdu. Sınavımıza bir de imar durumu vurdu. Ben aynı zamanda müteahhitlik yapıyorum. Sayın Başkanımızın burada suçu yok. Tabii ki başkanımız bu işi düzeltecek. Ona inanıyoruz da. Şimdi pandemi nedeniyle arkadaşlarımız ile getirdi ama göç etme olayı var büyük şehirlerden köylere. Şimdi köye geldiği zaman beş kardeş, ben bir daha aynısını yine konuşmak zorundayım. Bu konu YEDAŞ'ın Ceyran konusunda biz çok sıkıntı çekiyoruz. Gerçekten yani bu işin düzelmesi lazım. Düzelmezse vatandaşımız köye gelmiş. Köyde ne yapacak yani? Ev olmaz, bark olmaz. Bir konteyner olacak, ona şartlar koşuluyor. Yani bu konuda istiham ediyorum. Yani bu işe el atılması gerekiyor. Yani bunu üstelik de size rica ediyorum. Ben hepinize hoş geldin der. Tekrar saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Şimdi mikrofonları arkadaşlarımız getirsinler. Evet. Evet, Sayın Muhtarlarım, teşekkür ederiz. Sorularınız gerçekten yerli yerinde. Köylerimiz için ihtiyaç olan ne varsa sorusunu sordunuz.
Hepiniz başımızın tacısınız. Biz sizden razıyız. Allah sizden razı olsun. Bizden de razıysanız teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz Sayın Karadeniz'e. Sayın Bakanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerinden sorumlu saygıdeğer Genel Başkan Yardımcısı, Disiplin Kurulu Başkanım, demokrasinin temel taşı çok saygıdeğer muhtarlarım, Sinop İl Başkanlarım, Sayın Grup Başkan Vekilim, değerli milletvekilleri, Sinop Belediye Başkanım, yazılı, görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Efendim, izin verirseniz konuşmalarını yapmak üzere bir mahalle ile ilgili karar alacaksanız önce o mahallenin muhtarına soracaksınız. Çünkü sorunu en iyi bilen kişi muhtardır. Muhtar arkadaşlarımız aynı zamanda toplumun kanaat önderidir diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Efendim, hepinize yürekten teşekkür ederim. Diyorum ya, yeni bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz. Siz soracaksınız, ben cevap vereceğim. Neden siz soracaksınız? Türkiye'yi yönetecek kişiyi siz seçiyorsunuz, ben değil. Beraber seçiyoruz. İşçisi, köylüsü, memuru, emeklisi, muhtarı, memuru, hep beraber Türkiye'yi seçecek olan, Türkiye'yi yönetecek olan kişiyi beraber seçiyoruz. O zaman Türkiye'yi yönetecek olan kişinin halkıyla yan yana, karşı karşıya gelmesi lazım. Oturup konuşması lazım. Arkadaş, bana anlat. Bu sorun nasıl çözülür? Ben de onu anlatayım. O nedenle bunu yapacak kişi Türkiye'de çok azdır. Bunu yapacak kişinin bir özgüvenli olması lazım. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur demesi lazım. Ve nasıl sorunları çözeceğini de anlatması lazım. Devlette 27,5 yıl hizmet ettim. 27,5 yıl. Herkes beni SSK Genel Müdürü olarak bilir. Oysa en az yaptığım görev süresi odur. Maliye Bakanlığı'nda. Asıl çalıştığım alan Maliye Bakanlığı. Maliye Bakanlığı'nda vergi nasıl toplanır? Bütçe nasıl yapılır? Harcamalar nasıl yapılır? Hangi kuruma ne kadar para tahsis edilir? Tahsis edilen ödenekler nasıl harcanır? Nasıl harcandı? Bütün bunlarla, bütün hayatım bunlarla geçti. Devlet de dediğiniz zaten budur. Hepiniz vergi ödersiniz. Paranın nereye harcandığını bütçe belirler. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi belirler. Altyapısı nerede oluşur? Altyapısı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda oluşur. Bütün bakanlıklardan görüş alınır. Planlamadan görüş alınır. Sonunda bir kanun teklifi hazırlanır. Adına bütçe kanunu diyoruz. Gelir ve mecliste görüşülür. Siyasi tercihin belirlendiği yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Şimdi pek çok soru geldi. O sorulara da kısaca, bazıları genel sorular, bazıları özel sorular, hepsini büyük bir samimiyetle cevaplandıracağım. Şimdi önce bu köylerde yapılan binalar. Oğlumuz var, kızımız var, damadımız var, gelinimiz var, bina yaptık, parsel. Efendim, ikinci çocuğum var, üçüncü çocuğum var, üç katlı yapayım, iki katlı yapayım. Bunlar burada kalsınlar. Yapmasak şehre gidecekler. Diyorlar ki kırsal boşaldı, nasıl olacak bu iş? Bu iş bir kanun sorunu. Yani bir siyasi tercih olayı. İktidar derse ki yapın, yaparsınız. Kanun, evet yaparsınız. Biz buna hazırız. Biz buna hazırız. Planlama olsun, elbette planlama olacak. Planlama oldu diye herkes tek katlı olacak diye bir kural yok. İki katlı da olur, üç katlı da olur, dört katlı da olur. Bütün mesele planlamaysa o köyde planlama nasıl olmalı? Altyapısı nasıl olmalı? Suyu nasıl olmalı? Suyu nereden gelmeli? Çöpü nasıl toplanmalı? Bütün bunların hepsi yapılırsa planlama da olur. Yani şehirde planlama oluyor da köyde niye olmuyor? Köyde planlamanın sağlıklı olması için ne olması lazım? Muhtarın yetkili olması lazım. Muhtar yetkili değilse, muhtarın sözü dinlenmiyorsa, muhtarın getirdiği eleştiriler dinlenmiyorsa orada sorun çözülmez. Neden? Çünkü sorunu yaşayan kim? Muhtar. Vatandaş derdini kime anlatıyor? Muhtara anlatıyor. Belediye başkanına gitseniz belediye başkanı diyecek ki bizim belediye başkanımız da burada. Orası benim görev alanımın dışında diyecek. Ben büyükşehir belediye başkanı değilim ki sizin köyünüzle ilgileneyim. Müdahale etsem valilik diyecek ki bir dakika nasıl müdahale etti?
İçişleri Bakanlığı derhal müfettiş gönderecek. Sen nasıl oraya müdahale edersin? Senin görevin ille sınırlı diyecek. Beldeyle, merkezle, ilçeyle sınırlı diyecek. O zaman yapılması gereken ne? Muhtarın bu konuda yetkilendirilmesi lazım. Muhtar her şeyi bilir mi? Hayır, her şeyi bilmez. Planlama nedir bilir mi? Belki bilmez. Mühendis değil çünkü. Mühendis olan belki bilir. O zaman ne olacak? Sizin söylediğiniz gibi. Devletin yani merkez yönetimin bir birimi olacak. Nerede? Valilikte olabilir. Valilikle belediye beraber yapabilirler. Planlama nasıl olacak? Gelinir, muhtarı çağrılır. Arkadaş şu köye nasıl bir planlama yapalım? Oturulup planlaması yapılır. Evlerin planlanması dahil muhtara teslim edilir. Arkadaş götür, ev sahiplerine dağıt. İhtiyaç böyle. Bu ihtiyaç çerçevesinde biz bu sorunu çözeceğiz. Akla uygun mu? Akla uygun. Mantığa uygun mu? Mantığa uygun. Devletin geleneğine uygun mu? Devletin geleneğine uygun. Bu işte zarar eden kim? Hiç kimse zarar etmiyor. Bu işten kim faydalanıyor? O köyde yaşayan herkes faydalanıyor. Peki bunu yapmak için alim olmaya mı gerek var? Hayır, alim olmaya gerek yok. Neye gerek var? Önce liyakate gerek var. Sonra devleti tanımaya gerek var. Sonra milletin sorununu çözme ihtiyacı var. Bunu hissedeceksiniz. Bana her zaman Kemal abi diyebilirsin. Bay Kemal de diyebilirsin. Hiçbir endişem yok. Neden? Bu kardeşiniz bu ülkenin sorunlarını çözmeye talip. Çözeceğim. Kim ne derse desin bu ülkenin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Yeter ki akıl olsun. Efendim paramız yok. Para var efendim. Niye paramız yok? Niye paramız yok? Bir ayda 128 milyar dolar nereye gitti? 128 milyar dolarla bütün köylerin altyapı dahil bütün soruları çözülürdü. Nereye gitti bu para? Biliyor musunuz? Hayır. Ben de bilmiyorum. Sormak isteyen Merkez Bankası Başkanı, araştırmak isteyen Merkez Bankası Başkanı da görevden alındı. Sen bunu nasıl araştırırsın diye. Kime ait 128 milyar dolar? Tüyü bitmemiş para, yetimin parasıdır o para. Tüyü bitmemiş. Hepimizin parasıdır. Merkez Bankası devletin bankasıdır. Orada 128 milyar dolar para vardı. Bir haftada eridi gitti. Kim aldı? Herhalde muhtarlar aldı. Kim aldı Allah aşkına bu parayı? Esnafa soruyorum. Yok efendim diyor, dalga mı geçiyorsunuz? Emekliye soruyorum. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Ne 128 milyar dolar? Bir dolar bile almadı. Memura soruyorum, hayır. İşçiye soruyorum, hayır. İşsize soruyorum, hayır. Sanayiciye soruyorum, yok efendim diyor. Kim aldı? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmayanlar ülkenin büyümesine katkıda bulunamazlar. Bakın bir daha söylüyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunamayanlar ülkenin kalkınmasına katkıda bulunamazlar. Her bir vatandaşımız için geçerlidir bu. İster muhtar, ister çöpten kağıt toplayan vatandaş. Önce burada anlaşacağız. Önce burada anlaşacağız. Burada anlaşırsak bütün sorunları çözeriz değerli arkadaşlarım. Şimdi bir arkadaşım, iki arkadaşımız sordu. HDP ile neden beraber bir arada falan? Arkadaşlar, bizim bir ittifakımız vardı. Adı Millet İttifakı. Dört parti var orada. İyi Parti var. Demokrat Parti var, Saadet Partisi var, Cumhuriyet Halk Partisi var. Bizim ittifakımız bu. Yerel yönetimlerde bir ittifak olmadı. Çünkü yerel yönetimlerde ittifak için özel bir düzenleme yapılmadı. HDP ayrı parti, biz ayrı partiyiz. Biz hiçbir zaman HDP ile beraber biz bir parti olduk demedik. Ama bizim bir özelliğimiz var. Tarihin bize yüklediği bir özellik var. Biz zulmün karşısında susmayız. Haksızlık karşısında susmayız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Eğer sevgili peygamberimiz bunu söylemişse haksızlık karşısında susmayız. Beni sevmeyen bir arkadaşım diyelim. Hayatında CHP'ye hiç oy vermemiş bir kişi. Haksızlık yapıldığında ben sesimi çıkarmazsam Allah aşkına ben insan
niteliğini kazanmış olur muyum? Bakınız, seçimlerde zorla istifa ettirilen Melih Gökçek'in hakkını ben savundum. Melih Gökçek bizim CHP'li mi? Hayır. Hayatında CHP'ye oy verdi mi? Hayır. Ama hakkını savundum. Milletin seçtiği kişiyi zorla sen istifa ettiremezsin. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partiliydi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partiliydi. İtiraz eden kim? Benim. Millet seçtiyse milletin hakkına saygı göstereceksiniz. Şimdi Kürt kökenli vatandaşlarımız, arkadaşlar, bizim ülkemizde kimliği ne olursa olsun, bakın kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun ve yaşam tarzı ne olursa olsun, herkesin inancına, kimliğine ve yaşam tarzına saygı göstereceksiniz. Siz anne babanızı seçme hakkına sahip misiniz? Yok. O zaman benim kimliğimi neye sorguluyorsunuz? Ne yapayım ben yani? Benim inancım, herkes bir değerin içinde doğar. Herkesin bir inancı var. Ben onun inancına, benim görevim ne? Saygı göstermek onun inancına. Onun yaşam tarzına saygı göstermek. Bakın, siyaset kimlikler üzerinden yapılmaz. İnanç üzerinden yapılmaz. Yaşam tarzı üzerinden yapılmaz. Bu üç alan toplumu bölmek için egemen güçlerin Türkiye'ye soktuğu bir olaydır. Sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapılır. Sosyal kimlikler. Nedir sosyal kimlikler? Muhtarlar bir sosyal kimliktir. Emekliler bir sosyal kimliktir. İşçiler bir sosyal kimliktir. Memurlar bir sosyal kimliktir. Apartman görevlileri bir sosyal kimliktir. Sosyal kimlikler üzerinden siyaset olunca ne olur? Muhtarlar dediğimiz zaman her siyasi görüşten muhtarımız var. Muhtarların sorunları dediğiniz zaman ayrım yapmıyorsunuz. A partili, B partili, C partili diye. Muhtarların sorunlarını çözüyorsunuz. Apartman görevlisi dediğiniz zaman apartman görevlilerinin sorununu çözüyorsunuz. İşsiz dediğiniz zaman işsizlerin sorununu çözüyorsunuz. Türkiye'de siyaset yanlış bir mecrada gidiyor. Düzeltmek için uğraşıyoruz biz. Kürt AK Partili'ye oy verdiği zaman hiçbir sorun yok. CHP'ye oy verdiği zaman vay efendim bunlar PKK'lı. Olmaz arkadaşlar. Bu tür ayrımlar olmaz. Bizim bir ölçümüz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ölçüsü var. Nedir ölçü? Bayrağıyla ve vatanıyla sorunu olmayan herkesin başımızın üstünde yeri var. Herkesin. Kızıyorlar. Değil mi? Kızıyorlar HDP'ye. HDP'li meclis başkan vekili var. Oturuyor kürsüye. Meclisi yönetiyor. Hepimiz el kaldırıyoruz. Efendim bana söz verir misin diye. O izin verirse çıkıp kürsüde konuşuluyor. Hangi partiden olursa olsun. Dolayısıyla küçük şeylerden, ufak şeylerden, birimizi kıracak şeylerden, kimlik üzerinden siyaset yapmıyor. O bir toplumu ayrıştırmak, bölmek ve kavga çıkartmak için yaratılan bir olaydır. Herkesin kimliğine saygı duyalım. Herkesin. Herkesin inancına saygı duyalım. Bunu yaptığımız zaman Türkiye'yi büyütürüz. Birliği ve bütünlüğü sağlamış oluruz. Bizim düşüncemiz bu konuda budur. Orman köylüleri, buranın çok zengin bir orman kaynağı olduğunu biliyorum. Olağanüstü güzel bir coğrafyası var. Sadece coğrafyası mı? Sinop'un olağanüstü bir tarihi var. Görkemli bir tarihi var. Sadece tarihi mi? Olağanüstü güzel bir denizi var. Ve olağanüstü güzel insanları var. Bu güzel coğrafyada orman köylüleri Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve hala içinde bulunduğumuz süre içinde en yoksul kesimdir. En yoksul orman köylüleri. En yoksul kesimdir. Orman Genel Müdürlüğü çalıştırır insanları. Orman köylülerini. Onları işveren kabul eder. Ağaç keseceksin. Ya orman köylüsü ağaç kesecek, işveren kabul ediyorsun. O çalışan işçi. Çalıştıracaksın, sigortasını yatıracaksın ve ondan sonra da ona parasını ödeyeceksin. Doğrusu budur.
Vahidi fiyat uygulaması. Ne yaptılar? Geçen sene ödenecek paradan daha düşük bir para. Sözde zam yapmışlar. Daha düşük bir aylık alıyor. Daha doğrusu daha düşük bir gelir alıyor. Ya neyin fiyatı düştü ki siz bu insanların aldığı 3-5 kuruşu da düşürdünüz? Bunlar doğru değil. Biliyoruz bütün bunları. Bakın bunları dile getiren tek kişi benim. Bunları dile getiririm. Meclisin kürsüsünden dile getiririm. Genel kurulda dile getiririm. Sizin hemşerinizdir. Burada milletvekilimiz Engin Altay Bey. Söyleriz grup başkan vekili olarak bu olayı indirin genel kurula, meclis genel kuruluna, meclis genel kurulundaki bütün partiler konuşsun o konuda. Vereceğiz. Size de haber vereceğiz. Mecliste görüşülüyor. Bakın bakalım partiler ne söylüyor. Bakın bakalım partiler evet mi diyor, hayır mı diyor. Kimler evet, kimler hayır diyor. Size söyleyeceğiz. Burada aldığım sorunların büyük bir kısmını genel kurulda tartışma konusu yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Su olayları, su kaynağı azaldı. E ormanı keserseniz su gider. Genç ağaçlar kesiliyor. Bir arkadaşımız söyledi. Niçin? Ağaç da canlı değil mi arkadaşlar? Allah'ın yarattığı kainata herkesin saygı duyması lazım. Bizim dışımızda da canlılar var. Sadece insanoğlu yok ki. Arılar olmasa insanlığın nesli tükenecek. Her canlıya saygı göstermek zorundasınız, ağaca da saygı göstermek zorundasınız. Ha yaşlı ağaç kesilir, yerine genç fidan dikersiniz. Genç ağaçları kesmek doğru değildir. Ekosistem dediğimiz dünyada kabul edilen bir olay var. Bizden sonraki çocuklarımıza da güzel bir dünya bırakmak zorundayız. O çocukların da ağaç görme hakkı var. Kuş görme hakkı var. Kurdun kuşun da bu coğrafyada, bu dünyada hakkı var, hukuku var. Adalet dediğiniz sadece insanlar için geçerli olan bir kavram değildir. Kainat için geçerlidir bir kavram. Bütün canlılar için geçerli olan bir kavramdır. Denizdeki balığın da hakkı ve hukuku vardır. Haddinden fazla yakalarsanız bir süre sonra deniz size balık da vermez. O nedenle adalet kavramı değerlidir. Değerli arkadaşlar, internet sorunumuz var. 2.750.000 çocuğun internete erişme imkanı yok. Türkiye genelinde 2.750.000 çocuğun internete ulaşma şansı yok. Sanmayın ki bu sadece sizin köylerde. İstanbul'da bazı semtlerde bile ulaşamıyorlar. Peki size bir soru. Rahmetli Turgut Özal'ın yaptığı en büyük yatırımlardan birisi Türk Telekom'du. Bir daha söyleyeyim. Rahmetli Özal'ın yaptığı en büyük yatırımlardan birisi Türk Telekom'du. Bütün dijital altyapımızı, iletişim altyapımızı çok iyi bir şekilde planladı ve uygulamaya koydu. Cep telefonları, telefonlar, şunlar bunlar, her şeyimiz oldu. Türk Telekom'un görevlerinden birisi de Türkiye'nin bütün coğrafyasına interneti ulaştırmaktı. Ne yaptılar? Türk Telekom'u sattılar. Kaça? 6,5 milyar dolara sattılar. Kime? Hariri ailesine verdiler. Ne yaptık? Hep beraber alkışladık. Özelleştirdik, ne kadar güzel. 6,5 milyar dolar geldi diye. Gittik oyumuzu da verdik. Ama ne kadar iyi yaptın. Her şeyi özelleştirdin. Sonra ne oldu? Hariri ailesi 6,5 milyar doları Türk bankalarından kredi aldı. Götürdü, devlete verdi. Yani şu cepten aldı, şu cebe koydu. Türk Telekom'u aldı. Gelirini aldı. Mallarını sattı. Bakır kablolarını sattı. Bankalara borcu ödemeye gelince ben ödemiyorum dedi. Ödemiyorum dedi. Zararı kim çekti? İşte sizler. İnternet altyapısını yapacaktı. Yaptı mı? Yapmıyorum dedi. Peki ne yaptınız Allah aşkına? Ben bağırdım. Arkadaşlarım bağırdılar. Ya bu yanlıştır dediler. Devlet soyuldu dediler. 6,5 milyar doları benim bankamdan aldı. O parayı da ödemedi. Bütün karı aldı.
mal varlıklarını sattı, devlet soyuldu, benim dışımda bağıran olmadı. Neden? Benim sorumluluğum var. E arkadaşlar, sizin sorumluluğunuz yok mu? Sizin de sorumluluğunuz var. Hani deseniz ki, ya ey Kılıçdaroğlu, ya sen bunu niye zamanında anlatmadın? Defalarca anlattım. Ama herkes kulaklarını kapatıyordu. Başka bir olay değerli arkadaşlarım. Hayvancılıkla ilgili köyleri cazip hale getirmek. Köyler nasıl cazip hale gelir? Köyde yaşayan insan kentteki sosyal ihtiyaçları köyde de karşılarsa, yani televizyonu, buzdolabı, yolu, altyapısı, elektriği, interneti olursa köyde kalır. Niye kalmasın yani? Şehrin gürültüsündense köyde kalır. Altyapı yok, internet yok, doğru dürüst televizyon çekmiyor. Adam dünyayı görüyor. Ben bu köyde niye yaşıyorum diyor. Ektiğinin de karşılığını alamıyor. Zarar ediyor. Ben köyde niye durayım? Yaşlılar kaldı köyde. Gençler köyde yok. Ya gençler köyde niye dursun? Gençlerin köyde durması için devleti yöneten insanların o gençler o köyde nasıl kalmalı diye oturup düşünmesi lazım. İyi ya, bu gençler bu köyde nasıl kalacak? Sorması lazım en azından köyde yaşayan gençlere. Bak internet getirdim sana, internet kullan. Bak arada bir sinema geliyor, onu kullanacaksın. Bak altyapıyı yaptım. Bak ne ekiyorsan, üretiyorsan karşılığını alıyorsun. Köye geldiğin zaman, köyden çıkıp da şehre geldiğin zaman krallar gibi geliyorsun. Düğününü krallar gibi yapıyorsun. Kimseye el avuç açmıyorsun. Köyde yaşayabilirsin. Böyle bir politika oldu mu? Hayır. En çok oyu nereden aldı? Bunu yapanlar köylerden aldı. Ne kadar yoksul yarattıysa o kadar fazla oy aldı. Kabahat kimde? Bunu da açıklıkla söylüyorum. Kabahat bizde, size değil. Bakın gayet açık söylüyorum. Samimi söyleyeceğim dedim. Kabahat bizde, sizde değil. Niye kabahat bizde? Kardeşim Ankara'da oturursun, bir sürü laf edersin, gitmezsin, vatandaşa dokunmazsın. Derdini dinlemezsin. Kahvesine gitmezsin. Çayını kahvesini içmezsin. Efendim oturursun, bir sürü tumturaklı laf edersin. Ondan sonra efendim vatandaş bize niye oy vermedi? Vermez. Git konuş kardeş. Git konuş. Derdini anlat. Sadece sorunu değil, nasıl çözüleceğini de anlat. Bakın şunu söyleyeyim. Osman Bey dedi mi? Osman kardeşim, önce şunu söyleyeyim. Son 10 yılda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihindeki en büyük değişimlerden birisidir. Eskiden derlerdi ki efendim CHP hep eleştirir. Hayır efendim. Şimdi eleştiriyoruz. Eleştirilmesi gereken konuyu, ama nasıl çözüleceğini de anlatıyoruz. 2018'de ekonomik kriz daha kapıdaydı. 2018 Ağustos'unda. İstanbul'da basın toplantısı yaptım. 13 madde halinde bu ekonomik kriz geliyor, bakın önlem alın dedim. Hiç iktidarı eleştirmedim. Dedim ki şunları yapmak zorundasınız. 2018. 2019, 2020, 2021. Bir şey yapmadılar ve bugünkü noktaya geldik. Hala bir şey yapmazlarsa daha kötüye gideceğiz. Faturayı sizler ödeyeceksiniz. Ben değil. Ben ne olacak? Milletvekili aylığı alıyorum. Zaten geçiniyoruz benle hanım beraber. Ayvaz, Göroğlu. Zaten biz idare ediyoruz. Çiftçi, emekli, işsiz. 10 milyon 750 bin işsizimiz var. 10 milyon 750 bin. Ne olacak bunlar? Üniversiteyi bitirmiş işsiz. Mühendis olmuş işsiz. Veteriner işsiz, ziraat mühendisi işsiz. Ne olacak? Ben düşüneceğim, sizler de düşüneceksiniz. Sadık Bey, dertliyim, beni arayın dediniz, telefonunuzu verin, arayacağım. Herkesi arayacağım, hiç kimse endişe etmez. Beni arayan herkese dönüyorum, zaten arayacağız. Efendim, çiftçimiz kan ağlıyor, işte 5 star, 10 star, odun vesaire falan. Bunların tamamını biliyorum arkadaşlar. Bunların tamamı çözülür. Bütün mesele hakça devleti yönetmektir, hakça.
siyaset cebini düşünürse, ben nasıl köşeyi dönerim diye düşünürse, vatandaştan topladığı verginin bir kısmını cebine atar, kalan kısmını da yandaşlara verirse bu sorunlar çözülmez. Bu sorunların çözümü ahlaklı bir siyasetten geçer. Ahlaklı bir siyaset. Bunu yaparsanız sorunu çözersiniz. Efendim, iktidar olursanız diyor, sorunları nasıl çözeceksiniz? Tarım konusundaki politikanız nedir? 2006 yılında meclisten bir kanun geçti. Adı Tarım Kanunu. Onun 21. maddesi var. 21. madde aynen şöyle söyler. Devlet her yıl bütçesinin en az %1'ini, milli gayri safi milli hasılanın en az, yani milli gelirinin en az %1'ini her yıl çiftçiye vermek zorundadır. Hibe diyorsunuz ya, kanun emir ediyor zaten. Vermek zorundadır diyor. En az %1'ini, milli gelirinin %1'ini en az vermek zorundadır. Meclis kanun çıkarmış. Ama devleti yönetenler diyorlar ki ben kanuna uymam. Vermiyor bu parayı size. Peki çiftçi kardeşlerimiz sordu mu? Ya arkadaş, kanun çıkmış, bu benim hakkım. Benim hakkımı bana niye teslim etmiyorsun? Ziraat odalarına dedim, niye dava açmıyorsunuz? Dava açın, hakkınızı isteyin. Kimse korkudan dava açamıyor. Ya başım belaya girerse? Ya beni de bir sabaha karşı tutuklarlarsa? Ya kapıma polis dayanırsa? Ya beni yere yatırır, ellerime kelepçe takar götürürlerse? Kanunun verdiği hakkı bile insanlar korkularından isteyemiyorlar. Kanun bu hakkı vermiş zaten. En az %1'i, bakın en az diyor. %2 de olabilir ama en az %1 vereceksin diyor. Verilir diyor. Verilebilir değil. Hukuk, yakın arkadaşlarınız arasında hukukçu varsa sorun. Emredici hükümdür. Verilir, emredici. Verilebilir, emredici değildir. İster verir, ister vermez. Ama verilir diyor kanun. Verilirse en az %1'ini vereceksin. Bunlar olmadı. Efendim, yollarımız çok kötü. Özellikle diyelim ki CHP'li köyler varsa onların yolu daha da kötü. Ne dedik? Siyaset ne üzerine ya? Sosyal kimlikler üzerinden yapılacak. Köylülük de bir sosyal kimliktir. Kardeşim, köyde yaşıyor diye A partisine oy verdi, B partisine oy vermedi, o köyü cezalandıralım, bunu ödüllendirelim, olur mu? Devlet adaletle yönetilmeyecek miydi? Hazreti Ali devletin dini adalettir demiyor muydu? Adaleti, güzel ahlakı temsil etmek üzere ben görevlendirildim demiyor muydu sevgili peygamberimiz? E peki nedir bu ayrıcalık? Nedir bu vatandaşlar arası ayrıcalık yapmak? Olur, A partisine verir, öbür gün B partisine verir, öbür gün C partisine verir. Sorun varsa sorunu çözeceksiniz. Bir dakika bitireyim sonra. Şimdi menfezlerin az olmasından şikayet ettiniz vesaire, yollar dolayısıyla çekiyoruz. Keresteyi çekiyoruz. Dolayısıyla buradan sorun çıkıyor diyor. Bir sürü sorun var. 1984'te elektrik direkleri dikildi. Elektriklerimiz kesiliyor. Yapı yapılmadı. Özelleştirdiler. Siz şikayet edecek adam bulamayacaksınız. Eskiden devlet yapıyordu bunu. Biz de söylüyorduk devlete. Ya kardeşim, bunu niye yapmıyorsun? Vermiş özel sektöre. İster yapar, ister yapmaz. Bağıran kim? Bağıran sizsiniz. Peki özelleştirildiği zaman, ya bunu özelleştirmeyin, bu elektrik, bu insani bir olay dediniz mi? Ödemediniz. En azından şimdi söyleyin. Şimdi söyleyin. Söylemek sizin hakkınız. 21. yüzyılda bir evde elektrik olmaması ne demek Allah aşkına ya? Orta çağda mı yaşıyoruz biz? Elektrik olacak ki buzdolabı olsun. Elektrik olacak ki çamaşır makinesi olsun. Elektrik olacak ki televizyon olsun. Elektrik olacak ki internet olsun. Elektrik artık bir insan hakkıdır. Su gibi. Su gibi bir insan hakkıdır. Bunun olması lazım. Değerli arkadaşlarım, tarımda hibelerden sözü, hibe değil. Hak. Hibe değil. Sizin hakkınız. Hakkı kim teslim etmiş? Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkardığı bir kanunla sizin hakkınızı teslim etmiş. Milli gelirin en az %1'i oranda çiftçiye para verilir diyor.
Para veriliyordu. Destek diyor. Destek verilir diyor. Efendim imarlı yapı için 20 bin lira söyledim. Planlanması lazım. O konuda açıklama yaptım. Engin Altay arkadaşımıza söylediler. O görüşecek sizinle. Hiç endişe etmeyin. Köylünün yanına gideceksiniz diye söyledi. Haklısınız. Az önce söyledim zaten. Tabii. En azından burada haklısınız. Evet. Gidip görüşmek zorundayız. Efendim bir arkadaşımız söyledi. Ha, siz söyle. Bize efendim özel kalem müdürü değil bekçi lazım. Bakın ben yardımcı personel. Özel kalem müdürü de yardımcı personel. Şimdi bunu ayırmamız lazım. Eğer bir mahallede siz bir vilayetten büyük bir nüfusa muhtarlık yapıyorsanız orada personel sayısının birden fazla olması lazım. Köyde yapıyorsanız evet muhtara bağlı bir bekçi de olabilir. Yerine göre bunlar yapılacak. Birdenbire değil. Herkese aynı değil. Çünkü herkes aynı şartlarda değil. Ama ben muhtarlara birer yardımcı eleman verilecek dediğim zaman itiraz ediyorlar. Niye itiraz ediyorlar? Belediye başkanının var. Milletvekilinin var. Valinin kaymakamın var. Bakanların var. Cumhurbaşkanının var. Ya onları seçen millet sizi seçmiyor mu? Onlara verilen hak sizin kendi konumuza göre size niye verilmesin? Siz dükkanı kapattığınız zaman ne oluyor? Mahallenin muhtarını düşer. Dükkanı kapattın. Yani muhtarlığı kapattın. Vatandaş size ulaşamaz. Cep telefonu yoksa. Ama orada bir tane görevli olsa ne olur? Siz maaş aldığınızı sanıyorsunuz. Size ödenek veriyorlar, maaş değil. Buyurun izin alın bakın göreceksiniz nasıl kesildiğini. Belediye başkanınki kesiliyor mu? Kesilmiyor. Milletvekilinin kesilmiyor. Bakanın kesilmiyor. Cumhurbaşkanının kesilmiyor. Aynı milletin seçtiği muhtarın ödeneği kesiliyor. Niye kesiliyor? Muhtarın hakkı yok mu yani? Ben bunu söylediğim zaman koro halinde itiraz ediyorlar. Ben muhtarları niye seviyorum? Neden muhtarlık kurumu güçlü olsun diyorum? Demokrasiye inandığım için. Demokrasinin temel taşı diyor. Evet, temel taşı. Niye temel taşı? Gelirken Ankara'dan yol üstünde gelirken gördük değerli arkadaşlarım. Oradan geçtik. Daha önce de siyasetçi olarak geçmiştim. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi. Sarımsağıyla meşhur. Şimdi Çin'den getiriyor sarımsağı. 1833 yılında ilk muhtarlık seçimi orada yapılmıştır. 1833 yılında milletvekili seçimi değil, bakan seçimi değil, cumhurbaşkanı seçimi değil. İlk seçim 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan bir muhtarlık seçimi. O nedenle muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Muhtar güçlü olunca demokrasi güçlü oluyor. Muhtar güçlü olunca ne oluyor? Vatandaş doğrudan doğruya gelip derdini size anlatır. Bir mahallede veya bir köyde en fakir aile kimdir? Bunu en iyi kim bilir? Ankara'da oturan mı? İstanbul'da oturan mı? Sinop'ta oturan mı? Hayır efendim. En iyi o mahallenin veya o köyün muhtarı bilir. Kim fakirdir, kim zengindir? Peki sosyal yardımları niye muhtarlar aracılığıyla dağıtmıyoruz? Niye sosyal yardımları veriyoruz? Bizim partililer dağıtsın. Niye bizim partililer bizim partililere versin? E diğerleri bizim partili değilse gelip partiye üye olmamışsa ona sosyal yardım vermeyeceğiz. O insan değil mi? Bu memlekette yaşamıyor mu? Onun da hakkı hukuku yok mu? Uymuyoruz. Doğruları söylemeye devam edeceğim. Bakın doğruları söylemeye. Benim öyle siyasi büyük hırslarım hiç olmadı. Ve olmayacak da. Olmaz da zaten. İnsanları ezeyim yerimde kalayım. Hakkını hukukunu alayım yerinde kalayım. Cebimi doldurayım ne olursa olsun. Bu anlayışla devlet yönetilmez. Muhtarı güçlü kıldığınız zaman vatandaş en rahat muhtara ulaşır. En rahat. Muhtara sadece yardımcı bir eleman değil. Muhtara ayrıca bütçe de vereceğim. Bütçe. Her muhtarlığın bir bütçesi olacak. Muhtar var mahallede doğru. Elektrik parası ödüyor. Doğalgaz parası ödüyor. Neyle ödüyor? Hayır neyle ödüyor?
Belediye binasının elektriğini, doğalgazını belediye başkanı cebinden mi ödüyor? Yok. Ama siz cebinizden ödüyorsunuz. Peki o belediye başkanını seçen halk sizi de seçmedi mi kardeşim? Sizi de seçti. Niye sizin bütçeniz olmasın? Bütçe demek aynı zamanda denetlenebilir olmak demektir. Bütçeyi verdik, istediğiniz gibi harcayamak. Kuralları olacak onun. Fakire, fukaraya veya acil ihtiyaca göre o bütçe harcanacak. Ne dedim? 27,5 yılımın 27 yılını ben devlette bütçe nasıl yapılır, para nasıl toplanır, nasıl harcanır, bunu harcadım. 27 yılımı. O nedenle bütün bunlar tamamı olabilir. Hepsini. Bakın, birleşik oy pusulası sizde yok. Niye yok sizde? Muhtarın niye birleşik oy pusulası yok? Giriyorsun kabine, oy kullanacaksın. Milletvekili var, belediye başkanı var. Muhtar küçük bir kağıda yazılmış. Rakibi olan da onun kağıdını alıp cebine koyuyor. İçeri girdiğiniz zaman onu da bulamıyorsunuz. Ya seçim sizin de hakkınız değil mi? Birleşik oy pusulası sizin de hakkınız değil mi? Bunun bir maliyeti var mı? Hiçbir maliyeti yok. Sıfır maliyet. Peki niye muhtara bu önemi vermiyorlar? Bunu dinlendiren kim? Bu hakkın teslim edilmesi gerekir diyen kim? Bu kardeşiniz. Yani Bay Kemal. Hakkı hukuku savunacağım. Savunmak zorundayım. Değerli arkadaşlarım, sizinle belediyenin işbirliği yapması kanuna göre yasak, biliyor musunuz? Çoğunuzun haberi bile yok. Çünkü muhtarlığı belediye kanunu kamu görevi olarak kabul etmiyor. Ya siz kamu görevi yapıyorsunuz. Nasıl sizi kamu görevi yapmıyor diye bir kanun yazabilir? Kaç muhtar bunun farkında? Kaç muhtar arkadaş bunu biliyor? Normalde kamu görevi kabul edilse, kanun kabul etse, belediye ile sizin işbirliği yapmanız mümkün olabilir. Gelip bir sorununuzu çözmek için ortak proje geliştirebilir. Şu anda belediye istese de bunu yapamaz. Yasak çünkü. Değerli arkadaşlarım, başka bir şey daha ifade edeyim. Mahallede diyelim ki muhtarlık yapıyorsunuz. Belediye meclisi sizin mahalleyle ilgili bir karar alıyor. Ama sizin haberiniz yok. Niye haberiniz yok? Ya sizin mahalle. Vatandaş beni seçmiş muhtar olarak. Benim mahallemle ilgili belediye meclisi karar alıyor. Benim haberim yok, kimse bana sormuyor. Niye? O mahallede oy kullanan vatandaş o belediye başkanını seçiyor. Belediye meclis üyelerini de seçiyor. Muhtarı da seçiyor, karar alınıyor, diğerlerinin haberi var, muhtarın hiçbir haberi yok. Vatandaş geliyor muhtara, niye böyle oldu muhtarım? Muhtar diyor ki vallahi ben de bilmiyorum. Niye bilmiyor? Yani o karar alınırken, belediye meclisinde görüşülürken, muhtarın o belediye meclisi toplantısına gelmesi, söz alması ve konuşması ve oy kullanması mecburi olmadığı zaman muhtarlık kurumu kan kaybeder. İtibar kaybeder. Bunu savunan kim? Bu kardeşiniz. Olması lazım. Ne adına savunuyorum? Demokrasi adına. Bu halk, bu mahallede, bu köyde beni seçtiyse, bu köyle ilgili ya da bu mahalleyle ilgili bir karar alınıyorsa, benim de haberimin olması lazım. Benim çıkıp konuşmam lazım. Bu doğrudur veya yanlıştır. Yanlıştır diyorsam, niye yanlış olduğunu benim belediye meclisinde anlatmam lazım. Bunlar yok. Bunların olması lazım. Bir şey daha. Bakın değerli arkadaşlar. Bilmezsiniz ama ben de hatırlatayım. Ben de bilmiyordum da arkadaşlar çıkardılar. 82 değişik kanunda 354 maddede muhtar adı geçer. Bu 82 değişik kanun ne siz biliyorsunuz ne ben biliyorum. Sizin bir kanununuz var mı? Muhtarlık kanunu diye. Doğru dürüst. Derli toplu bir kanununuz var mı? Yok. Biz hazırladık. Bütün muhtar derneklerine gönderdik. Bakın dedik, bizim atlamış olabiliriz. Bir yerde bir yanlışımız olabilir, eksiğimiz olabilir. Tamamlayın, tamamlayacağız ve bu kanun teklifini meclise vereceğiz.
Bu söylediklerimin tamamı da o kanun teklifinin içinde olacak. Muhtarlığı güçlü hale getireceğiz. Böylece demokrasi güçlü olacak. Muhtar da güçlü olacak. Kamu otoritesi muhtarı, ya sen de kim oluyorsun kardeşim? İşime geldiği zaman soruyor, işime gelmediği zaman sormuyorum demeyecek. Bakın bizim belediyelerimizin büyük bir kısmında, İstanbul'da, Ankara'da, pek çok yerde belediyeler muhtara bir tane yardımcı personel zaten veriyorlar. Biz veriyoruz zaten. Veriyoruz ama o personelin belediye personeli olmaması lazım. Niçin? Belediye meclisine muhtar girdiği zaman gerekirse belediye meclisinde muhtar belediye başkanını eleştirebilmeli. Bu yaptığın yanlıştır demeli. Ama belediyenin personeli olursa, ha sen öyle mi diyorsun? Ben de personelimi geri çekeceğim diyecek. Görüyorsunuz değil mi? Her şeyi oya işler gibi düşünüyorum. Neden? 27,5 yıl bu devlette neyin ne olması gerektiği konusunda çaba harcadık, alın teridir. Olay budur. Bunu yapmak zorundayız ve beraber yapmak zorundayız. Değerli arkadaşlarım. Son olarak değerli arkadaşlarım, Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulması lazım. Türkiye Belediyeler Birliği var. Niye Türkiye Muhtarlar Birliği yok? Siz sayınız çok daha fazla. Türkiye Muhtarlar Birliği olarak siz çıkıp da bir güç olarak ortaya çıktığınız zaman bütün siyasiler sizin sözünüzü dinler. Dur bir dakika. Çünkü muhtarları kızdırmayalım. Ya bize oy vermezlerse ne olur? Demokrasinin size sağladığı bütün imkanların yasal olarak sağlanması lazım. Son olarak şunu söyleyeyim. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle bütün bu sorunlar çözülebilir. Öyle 15 yıl, 20 yıl, 30 yok efendim. Sorunların %90'ı 5 yıl içinde çözülür. 4 yıl içinde çözülür. Türkiye'de para var. Kimse para yok falan filan demesin. Türkiye'de para. Türkiye zengin bir ülke. Para var ama kimin için para var? Sorunu kimin için para var? Fakir fukara için mi? Beşli çete için mi? Beşli çeteye ne veriliyor? Ne kazanıyor beşli çete? Milyar dolarlar, milyar dolarlar. Garibanlar, emekliler, işsizler, asgari ücretliler. Neden para var diyorum? Bakın örnek vereyim. Hükümet ne yaptı? 2895 lira yaptı asgari ücret. Değil mi? Üstünü veremem dedi. 2895 lira. 25 mi? 2825 lira verdi. Biz ne yaptık? Cumhuriyet Halk Partili belediyeler 3100 lira yaptı. 3100 lira değil mi başkanım? Evet. 3100 lira en az. Peki arkadaşlar, Gaziantep'in en küçük belediyesi olan Karkamış Belediyesi 3100 lira veriyor da koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti niye 3100 lira veremiyor? Yani o belediye bu imkanı var ve ödüyor da veya Sinop Belediye Başkanımız bunu ödüyor da neden bütçeden bir ödeme 3100 lira olarak yapılmıyor? Bu bir siyasi tercihtir. Kimin için parayı harcayacağınız bir siyasi tercihtir. Bizim siyasi tercihimiz halktan yanadır. Beşli çeteden yana değildir. Öyle yapacağız. İnanmanızı istiyorum. Bakın. Önce Allah'a inanacaksınız. Sonra kendinize inanacaksınız. Sonra bu kardeşinize güveneceksiniz. Bunların tamamını çözeceğim. Tamamını. Hepsini halledeceğim. Hepsini halledeceğim. En ufak endişeniz olmasın. Efendim hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Katıldınız, onur verdiniz. Size yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Muhtarlar buluşması burada sona ermiştir. Birazdan yine bu salonda kanaat önderlerimizle bir araya geleceğiz. Saygıdeğer muhtarlarımıza katılımları için bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz efendim.